Sıfır şaka. Sıfır şaka. Bak sıfır şaka moruk. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Önden duracaksın, arkadan duracaksın. Yani mesela, çok akıllandırma gerekiyor. Bazıları böyle hani bazı şey geçişler güzel de yok. Mesela böyle çok abartanlar oluyor böyle. Kanka. Ben biraz aşağı indiriyorum. Yerdesin lan. Boynun öyle kalacak biliyorsun değil mi? Beni dinle. Bu şekilde. Oğlum eskiden bak beni dinle. Eski. Ananı sikeyim. Bu ne oğlum amına. Oğlum böyle bir benden duymamış olma. Ya da Emre baş. Yasaklı. Varma bunu. Şöyle yap. Evet. Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tam 3,5 haftamız var. 24 gün mü Senacığım? 22. Gitmemize 22, yarışmaya 24 gün var. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs'ta Taksim kapalı. Maalesef ki antrenmana Taksim'e gidemiyoruz. Bugün Fashion Sports'a gidip Göktuğ ile beraber antrenman yapacağız. Şimdi pre-öğününü yapacağız. Göktuğ ile de bayağıdır görüşmüyorduk. Bir bahaneyle de iyi olmuş olacak. Şöyle 50 gram izole whey. Gel buraya kardeşim. Şuradan bir su alalım. 50 gram whey'e şöyle 40 gram falan. Hop 40 gram su koyduk. Buna kıvam veriyoruz. Burada da bir yandan dün yaptığımız, bunu soğuk yemeyi sevdiğim için akşamdan yapıp dolaba atıyorum. Kırma fries'ımız var 50 gram. Bu hazırlık, bu son geçen sene yaptığım 3 tane yarışmada. 3 yarışma arasında bu dördüncüsü. En düşük karbonatla hazırlandığım yarışma diyebilirim. Kilomuzun en yüksek olduğu fakat kas yoğunluğumuzun da daha fazla olduğu fakat besinlerin daha düşük olduğu bir hazırlık. Şu an günlük ortalama 275 gram karbonat çiğ halden yiyoruz. Zaten form hazır. Bu sabah ben çekim yapacaktım fakat çekemedim. Birazcık üşengeçlik. 2 gündür sabah kardiyosu yok. Sabah kardiyosunu kestik. Karbonat bugün de 275 gram. Ekstradan 100 gram meyve var. Fakat meyvenin kalorisi zaten yok denecek kadar az. Şimdi bunu şöyle güzel bir kıvam verdikten sonra iyice sıyırıyoruz. 1 gram bile makroyu dışarıda bırakamayız. Şu an form hazır. Bana deseler ki kardeşim senin 4 günün kaldı. 4 gün sonra yarışmaya gireceksin. Okey derim. 4 gün sonra yarışmaya girerim. O derece bir form. Yani kuruluk olarak, doluluk olarak değil. Şu an oldukça flat bir formumuz var. Pump hissiyatı çok düşük. Lakin bu bir süreç. Bunun olması gerekiyor. Bunlara alışığız. 52 gram geldi. O 2 gramı çıkartacak mıyız Gökhan? O 2 gramı çıkartmayacağız tabii ki. Şimdi şuradan idmanda çıkarırız o 2 gramı. Şuradan birazcık tarçın. Evet, bunları bu arada Emre 10 koduyla temin edebilirsiniz arkadaşlar. Yaban mersinini değil, proteini, kırma fries'ı vesaire. Şunun bir storiesini çekelim mi? Şimdi bunu yiyeceğiz. Saatimiz 12.30. Bu benim 3. oyunum. Bu antrenman son oyunumuz. Şimdiye kadar 1,5 litre su tükettim. Antrenmana kadar 1,5 daha içeriz. Totalde günlük 6 litremiz var. Şeyi unuttuk. Az daha makro elden gidiyordu arkadaşlar. 15 gram bunun badem ezmesi vardı. Badem ezmesini atmadık. Hemen atıyorum. Kalanlara yapacak bir şey yok. Bu oyunu yapalım şimdi. En sevdiğim öğün kahvaltı moruk. O yumurtaya, yumurtanın üstüne 2 gram tuz atıyorsun. Sarılar böyle tam pişmemiş. Kırıyorsun sarıyı ortadan. Haydiye kadar yumurtada baymıyor musun? Yumurta hiç baymıyor da tavuk çok bayıyor ya. Yani şu dönemde bile tavuk yemesem okey yani, öyle söyleyeyim sana. Tavuğu rahat yemek için bir ara kıyma çektiriyorduk tavuğu. Abi de onu niye yapmıyor Sena ya? Onu öyle yapalım. Tavuğu kıyma çektiriyorlar ki abi. Tavuğu mesela bildiğin kıyma yaptırıyorduk tabii. Ha. Tavuk kıyması. Biz de haşlanmış tavuğu bir ara şey yaptık. Mikserde. Ara parçayı. O da sarıyor. Ya da ben de öyle şey yapıyordum. Mikserde değil de. Döve döve onu didik didik yapıyordum. Onun da en azından belli olmuyordu. Aynen. Öyle sarıyor. 1,5 gram tuz alacağız. Tuzu da bir tane şuradan bir salatalık malatalık gezip şimdi ona atarım. Şimdi tuzu, oyundaki tuzu direkt öğünün üstüne atmıyorum. Çünkü öğün tatlı olduğu için tuzluyla karıştırmıyorum. Onun için de şöyle bir taktiğim var. Şu kapya biberin içine tuzu döküyorum. Hop zınk. Hazırız.
toparlanıp çıkalım. Gidelim antrenmana doğru. 24 gün sonra bugün yarışacaksın. Aynen. Biz de gidiyoruz. Göktuğ da bu arada. Haberini verelim. Göktuğ da bu arada benimle beraber geliyor. Gidiyoruz, izlemeye gidiyoruz bizim artık. Bizim bundan sonraki görevimiz bu. Dostlarımıza destek, mental, manevi. Polonya'ya beraber gidiyoruz. Aynen inşallah. Bir aksilik olmazsa eğer. Olmaz ya. Oraya takımca gidip içinden geçeceğiz inşallah. Güzel bir yarışma olacak. Ben Portekiz'deydim. Emre'ye de onu söyledim. Şimdi ya, bütün ben sizi izlediğim için baştan sona Baran abi de oradaydı. Yani ben Emre'nin açıkçası çok yakın olduğunu düşünüyorum. Alabileceğini düşünüyorum yani. Alacağını düşünüyorum. Karta zaten bundan önceki yarışlar da bunun kanıtıydı yani. Hep 1-2, overall'da 2 olduğu için. Zaten ucunda. Ama mesela Portekiz'e gelseydi hani mevzu farklı olabilirdi. O yüzden Polonya'da mevzu kapanır. Ben içimden geçen de o yani. Şimdi bugün bir forma bakarız zaten antrenman sonrası. Bir değerlendirirsin aynen, sen de ama bugün biraz flatız. İnşallah bu haftanın sonuna doğru bir refit yapacağız. O refit'i de çekeriz Gökhan, yine seninle bir ayarlarız onu. Refit'ten sonraki pump mı peki? Refit'ten sonraki göğüs antrenmanı mı peki? Uf. Tarak tarak. Üf. Belki bu sefer refit... Ne yiyeceksin refitte mesela? Aynı şeyler yüksek gramaj mı? Tabii yani yağla karbonat arttıracağım. Protein zaten sabit mi o değişmiyor. Ama yağ ve karbonat biraz artar. Adele yesin biraz. Lazım ya. Refitler çok önemli ya. Bence de. Çünkü şu an artık yani bu formun üstüne yarışa kadar puşlarsam kanka bu sefer çok şey yüzleşir. Yani aynen ekvator formu. Ekvator formuna gelirsin. Emre bak ekvator formu. Kas ve şey kemik ve deri alır. Paramparça. Ama orada da öyle orada bir kuru ki. Orada da dünya ikincisi yani olmuştuk oğlum yine az değil. Çizgi film karakteri gibi bir kuruluk var yani böyle hani gerçekten böyle şey müzeleri olur ya böyle iskelet kas sistemi müzesi onun gibi bir kuruluk yani. Kanka. Ne abi kuruluk ya. Ben bel yok gibi falan ama mideni falan eritmişsin böyle. Çok garip bir form. Oblik kaslarını yakmıştım. Kaslarını yakmışsın abi. Bir de o zamanlar. Gücün düştü mü lan? Şimdi mi? Hı. Düştü biraz. Ama kanka şu an gerçekten yağ oranım düşük. Yani bir de artık son 3-4 gündür böyle şey akşamları falan enerji düşük böyle çok yorgunum. Mesela yarışma zamanı şey oluyor muydu sende? Ayaklarının altında böyle kara sular var gibi böyle adım atma işte. O oluyor işte o geldi. Çok kötü bir şey ya. O geldi moruk. Böyle mesela bir yere gideceksin ayaklarının altında. Adım atmak istemiyor. Mesela şu zamana kadar mesela 3 öğün yedim. Sabah da kardiyo yapmadım. Bu sabah yoktu kardiyo. Şu an enerjin iyi mi? Fena değilim şu an. Antrenmandan sonra kardiyon var mı senin lan? Antrenman. Yaparız. Yarım saat atarım ben. Yarım saat 30 dakika. Ben sabah yaptım ama bir senin için bir 30 belki yürürüm. Atarız ya. Ben zaten 5 eğim. 5 eğim 5'iz. Bu arada mesela şeyi de konuştuk. Ahmet'im geldi hoş geldin. Ahmet'im hoş geldin. Emre mesela oynayabileceği o kadar çok koz var ki. Şimdi mesela kardiyo noktasında kardiyoda çok fazla kalori yakmıyor. Evet. Çünkü yani zaten 6 hafta kalaya kadar mı? 5 hafta kalaya kadar dışarıda yürüdü sadece. Yo, aslında evde yapıyordum ama çoğu dışarıda yürüme oldu evet. Yani orada mesela eğim yok bir şey yok çok fazla adım yani sadece step olarak bakabilirsiniz. Antrenman sonu yaptığında da mesela 5 eğim yapıyor. 5 eğim şöyle düşünün çok normal yolda yürüyormuş gibi yani böyle düşünebilirsiniz onu. Yarım saatte şey yarım saatte moruk 120 metre falan yukarı tırmanmış oluyorsun yani. Çok değil yani. Yani çok fazla bir hani kardiyo noktasında kalori yakmıyor. Ondan sonra uyarıcılar zaten klen ne kadar alıyorsun? Söyle 20 miligram ya. 20 miligram klen alıyor. Yani ona da yeni başladım. Yani ben geçen yarış azından 120 aldım mesela öyle düşünün. 6 katını aldım yani. Tamam mı? Sonra işte atıyorum T3, T4 onları zaten alıyor. Yok kanka onlar. Başka diğer uyarıcılar almıyor. Yani Emre'nin zaten oynayabileceği çok koz var. Yani kahve içiyorum. Ama hani kuruluk bazında kafein. Zaten bir sıkıntı yaşamıyorsun. Hani yaşıyorsan zaten bu kozları da devreye evet. Sokarsın. Ya, bir ama de zaten şey ben sizin gibi hard bodyci değilim ki birader. Ben fizikçiyim ya. Ya zaten Emre... Ben haddimi biliyorum anladın mı? Ona mesela haddimi bilerek ilerliyorum anladın mı? İlaçlarda da öyle. Emre zaten kuruma noktasında moruk bir bakıyor yağlı amına koyayım. 3 hafta görüşmüyorsun. Kupkuru. Geçen Prag yarışından önce İzmir'den dönüyoruz. Biz ne yersek aynısını yiyordu amına koyayım. Köfteymiştik lan. Zaten 5 hafta önce de yağlıydın. 4-5 hafta önce yağlıydın evet, sen evet, yani. Evet yağlıydım. Yani başka birisi olsa strese girer. Biz sen 3 hafta önce mi görüştük şeyde flash gym'de çekim yapmıştın? Aynen. 2 hafta mıydı? Aynen. Hafta ona göre de çok kurusun. 3-3,5 hafta falan oldu. Ya, o zamana göre bayağı fark etti. Aynen. Sen form noktasında çok hızlı geliyor yani. Bakalım ya bir şey kalmadı Allah'a şükür. Aynen. Az bir vakit. 20 gün sonra zaten bitiyor. 22 gün sonra gidiyor. Sen aynı uçağı mı alıyorsun? Tabii tabii. Aynı uçağı mı alacaksın? Tabii. Aynı uçaktayız durum. Acil çıkış bizde. Ben acil çıkıştan aldım bu arada. Harbi mi? Ayırttın mı yerini? Aldım. Sen de mi gidiyorsun abi? He. Bak bak. Herkesin derdi başka. Ahmet off day'i düşünüyor. Kaç gün gideceğiz abi? Ne kadar gideyim Ahmet'im? Bir hafta, iki hafta. İki gün gideceğim Ahmet'im. İki gün. Şaka. Üç gün yokum. Sen üç gün güzel bu. Ama ben üç gün öncesine bir altı gün çekim koyarım. Ona bir tolere ederim. Rahat ol. O üç gün editleri yapıştırırım. Aynen o üç gün editleri yapıştırırım. Rahat ol. Yine kurabiye murabiye bir şey getiririz ama sıkıntı yok. Bugün normalde benim
Normalde hazırlıkta haftada 2 off yapıyordum. Şu an haftada 1'e düştü. Omuz çalışmadığım için bugüne omuz koydum. Omuz, trapez, arka omuz koydum. Göktuğ'un normalde böyle bir günü yok ama bana mı uyuyacaksın? Yaparız. Omuz, ne yapıyorsun omuzda? Kanka, iki lateral bir pres, geniş upright, shrek, bitti. Triceps atarız. İstiyorsan. Tamam. Triceps var mı senin bugün? Yaparız ya. Yapmaya da biliriz bu arada. Beni bozmaz. Tamam, bir hareket onu da atabiliriz. Sen kol çok çalışmıyor zaten. Yok. İşte haftada mesela triceps için haftada sadece bir hareket 4 set. Gerek yok. Biceps için de aynı şekilde. Sana bir hareket tane hakem demişti kolun büyük diye sana. Evet, Rusya'da. Ha, kolun büyük ama gerçekten. Vücuduma oranla daha da büyütmene gerek yok demişti. Büyütmeye yani gerek daha yok. Büyütme, yani. Daha çalışma demişti. Aynen. Omuzları falan. Omuza da gerek yok aslında çok büyütmene de. Ya omuzu işte omuzdan ziyade biraz böyle hani kalori yakayım ya. Şey, hem o hem de keskinlikle gelsin moruk yani çalışmadan da olmuyor bence ya. Tabii. Ya bir de ben mensicik gibi çatın. Bak mesela şunu da fark ediyorum. Mesela omuz çalışmadım bayağı. Ama sen bak latlarım bayağı açıldı, tamam mı? Mesela koltuk altım bayağı açıldı. Hani genişledi, büyüdü. Bu sefer dar durmaya başladı. Önden poz verirken omuzum yukarı kalkıyor. Ha. Ya şimdi o orantıyı da kurmak lazım. O yüzden de aslında biraz omuz çalışmak istedim. Bak fark et, ben anlatırım sana şimdi. Anladım. Salona geçtiğimizde poz çalışırken yani latımı açıyorum ya, omuz yukarı kalkıyor bu sefer. Lat fazla oldu yani. Hani kolun büyük olmasının avantajı istediğin kadar omuz çalış mesela. Aynen. Şu an mesela orantısız omuz durmaz imkansız. Evet, omuz çalışmak şu an sıkıntı değil. Zaten öyle çok hani sırtı veya göğsü ezdim gibi ezmiyorum omuzu. Hani daha böyle dümenden. Aynen. Dümen evet. Çok da dümen değil de yapıyorum yani yine 25 lira lateral açıyoruz ama. Fikseler almam 25 kilo lateralde. Kendime bunu yapamam. Eklem ağrısı istemiyorum. Ben yok kanka 5 kilo 10 kilo ile açarım moruk. Beni biliyorsun. Sınırsız lateral. Artık ne kadar soğuduysa 1,5 sene çalışmadım. Göktuğ'la bundan 2,5 sene önce falan bir video çekiyoruz. Bir tane hoca Göktuğ'a omuz çatın dar dedi. Bana dedi ki çatın dar. Göktuğ haftada 6 kilo omuz çatın dar. 6 defa lateral reis. Full. Her idman bacak mı? Lateral kanka koy 10 kiloyla full. Şey, ben şey biliyorum. Antrenman atıyoruz Göktuğ'la mesela flash şimdi. Akşam story atıyorum. Gidiyor akşam McFit'e gitmiş lateral yapıyor. Oğlum ne adamsın ya. Günde 2 idman minimum. Full lateral yapa yapa büyüttük. Sonra artık ne kadar soğuduysam 1,5 sene çalışmadım omuz. Yok şu an programda var ya lateraller falan aynı. Ya i̇yi o zaman bugün bozmaz aynen, ya. Sen bozmaz. Kendi lateralinden çıkartırsın. Aynen buştaki lateralden şey yapacağım. Cuma günü de senin itiş herhalde değil mi? Cuma günü itiş var. İtişte omuz yapmıyorsun ama değil mi? Yaparım. Yapıyor musun normal? Kanka ben şu an rutinimi söyleyeyim mi sana? Pazartesi göğüs, sadece göğüs. Belki bir tane lateral yapıyorum. Hı-hı. O da ama çok ağır olmuyor. Hı-hı. Sadece şey, hafif. Salı sırt bayağı eziyorum. Drop setlere başladım biraz. Çarşamba bugün işte omuz, omuz trapez. Yarın off. Yarın bacak. Yarın bacak yapıyor musun ya şu an? Yapıyorum, kesmedim. Şortu da aldırmayın ama yani. Götümde fena taraklar çıkmaya başladı. Senin göt taraklanıyor zaten. Cuma Emre'nin kalça bende olsun isterdim. Cuma atış var. Evet. Cumartesi yine sırt. Ha güzel. İki göğüs, iki sırt yani. Aynen. Bir tane çocuk vardı Portekiz'de. Şu sırt pozuna geçiyorlar ya böyle. Geçmeden böyle yapıyordu. Gereksiz. Verdiler sikleti. Aldı yani çocuk da ne bileyim. Alır da yani. Bence kötü duruyor ama yani. Bak bence itici bir şey bu. Çünkü bak şöyle yapıp şöyle geçiyordu mesela. Gereksiz. Ya poz noktasında ben mens fizik pozlarında çok anlamıyorum ama bazıları bokunu çıkarıyor moruk ya. Yani evet, mesela abi. Acayip iğrenç duruyor böyle sürekli. Zaten iki pozum var ama. Önden duracaksın, arkadan duracaksın. Ya mesela çok akıllandırma bazıları böyle hani bazı şey geçişler güzel de mesela böyle çok abartanlar oluyor böyle. Kanka falan filan. Şimdi bak dümdüz oldun mu hiç geçiş olmadı mı olmaz. Olmaz tabii. Biraz tadında yapacaksın. Hani. Aynen. Ama yani tadında yapınca çok estetik duruyor zaten çok da, böyle. Çok şunlar da, falan ama çok da ne bileyim böyle pop pop falan. Ya da oblik ki. İyi olan obliğini mi gösteriyorsun orada? Ya bu taraf daha keskin, bu taraf daha estetik. Aa, iki ucu boklu değnek. Evet moruk. Şöyle yap. Bak mesela ben normalde geçişi soldan yapmak isterdim de solda jine olduğu için yaptım. Anladın mı? Sağdan yapıyorum. Klasik barici dertleri amına. Hazırlıkta pist yaptığım dönem jineyi aldıracaktık da aldıramadık. Çok pahalı fiyat çekiyorlar. Benim mesela olmam gereken ameliyat var burundan da. Burun. Ha mesela et aldıracağım. Yaktıracağım. Yok düzelteceğim. Yamuk kanka benim. Burun yamuk. Ha. Benim de yamuk lan. İçten sağ yamuk. Benim doktor komple kapalı oğlum sağ taraf. İnsanlar sanıyor ki ben kilodan falan nefes alamıyorum. Benim burun sıkıntıda.
Bu arada şunu da söyleyeyim. 25 kilo verdim. 20-25 kilo verdim. Hakikaten tekrar artmış. Muayeneye gittim tekrardan. Biraz açılmış mesela. Doktor dedi daha iyi şu an. Demek ki birazcık kilodanmış. Ya, tabii biraz kilodan doğru. Onda sıkıntı yok da. Şimdi atıyorum 70 kilo bir adamın burnuyla. Ya, 150 kilo adam nefes almasa da olur ama bir dakikada bir kere nefes çeksin yeter ama. Oksijen israfı. Çok fazla nefes almasına gerek yok. Burada linç geldi şu an. Bir şey olmaz. Ama mesela bir ay ne bileyim bana diyor ki mesela 20 gün idman yok, bir ay idman yok. Kanka yapamam ki ya. Hani bir ay idmansız ne yapacağım ben? Psikolojim bozulur. Abi, gerçekten tıp önemli abi. Sağlık önemli. Ya sağlık önemli. Dayı yazın yorumlara. Bak. Antrenman. Abi sen ameliyatı ol abi. Abicim sağlığın çok önemli abi. Ben sana bakarım abi. Bunun ameliyat şekeri zaten mesela. Antrenman yapmasak ne yapacağız lan? Bak ben belki de uzun zamandır, ne uzun zaman ama 5 sene diyebilirim, 5-6 sene diyebilirim. Böyle 20 gün falan antrenman yapmadığım bir süreç yok kanka benim. Maksimum yapmadığım o deloat haftalarıdır, 4-5 gündür o da. 4 gün falandır yani. Onun da zaten son günü falan dayanamıyorum. Upload'um düşük benim çok. He, kaç? Bayağı düşük ya. Portekiz'de 80 upload vardı. 80 miydi lan? Fenaydı. Çok iyi. Çok iyi. Rezidansa gittim, en iyi internet orada, en pahalısını aldım. Orada herhangi bir Airbnb düşün yani. Sahil kenarında bir ev. Türkiye zaten 100. sırada falan internet. En kötü internet bizde zaten. 120 ülke falan. Şey peki Polonya nasıldır acaba? İyidir kanka. Avrupa ülkelerinde genelde iyi. Benim mesela tartı ne zaman biliyor musun? 25 yarışma sabah 12'de başlıyor. 2.30'a kadar mensizlikler bitecek. Bizim tartı 24'de akşam 9'da. 12 saat önce falan yarışmadan. Yani 15 saat önce falan yarışmadan. Tartıdan çıkacağız, burger yiyeceğiz bunu. Deme. Gelirim ben. Şey, boya ne zaman? Yarış boya günü. Boya sabah herhalde. Sabah erkenden çıkacağız yola. Bir araba kiralamak lazım ama orada ya. Uzak çünkü. Öyle mi? Yarış alanında. Anasını şeymiş. Ben bunu bir de süperset gibi yapıyorum dayı. Öyle mi? Düz yapıyorum ya bir de bent over gibi tutup öyle çekiyorum. Ha, yarı yarıya. Aynı ağırlıkla mı? Aynen. Hiç bozmadan. 10 tekrar böyle mi attım? 10 tekrar da böyle gibi. Nasıl şu an pump'ın yok? His yok. Boşluk hissiyatı. Bir tane dur. Netflix'te bir belgesel izledim. Kanka, bağırsak floresi bozuk olanlarda şöyle bir tedavi yöntemi var. Mesela bir kadın var, bak bir kadın var, abisinin hiçbir sindirim sorunu yok, intolerans yok. Onun bokunu alıyor, sıfır şaka, sıfır şaka. Abisini kaba sıçtırtıyor dayıcım. Bak sıfır şaka moruk, beni dinleyin, beni dinleyin. Kaba sıçtırtıyor, buzdolabına koyuyor tamam mı? Sonra tezgaha seriyor örtü. Boku çıkarıyor kanka. Önce kapsülleri diziyor kapsül basma aletine. Sonra miksere atıyor boku, içine biraz su ekliyor. Boku mikserde geçiriyor, şeylere döküyor. Güzel şimdi amına koyayım. Kapsüllere döküyor. Sonra kapsülleri buzluğa koyuyor. Buzluktan çıkarıp her gün iki tane atıyor. Ve bu şekilde, beni dinle. Bu şekilde bağırsak florasını düzeltip oradaki bakterileri, yani yararlı olan bakterileri popülasyonunu arttırıp toleranslarını, sindirim sorunlarını çözüyor. Sokarın bakterisine bok yiyor oğlum bu. Oğlum eskiden bak beni dinle. Şimdi eskiden niye böyle bir sıkıntı yoktu? İnsanlar sokakta büyüyordu, köyde büyüyordu mikrobun içinde. Köpeklerle, hayvanlarla haşır neşir oluyordu. O yüzden bağırsak florası kaliteli oluyordu ya. Şimdi modern çağda yok ayağını yıka yok antibiyotik kullanımı falan derken flores içiyor moruk. Benden duymamış olma. Duymuş olma. Peki bu gerçek miymiş? Ya tabii böyle bir tedavi. Belgesel mi bu? Tedavi yöntemi var böyle. Ben biraz aşağı indiriyorum. Yerdesin lan. Magmadan basın. Of bacakların biri ağrıyor var ya dün bacak attım. He. Fena. Ben biraz kaldırayım. Kıt diye bir ses geldi mi? Duydun mu? Omzumdan geldi o. Adapte oluyor. Üstüne mi atıyorsun Berek? Ver dayım. Şu an kuvvetli bir badici olsaydın ağırlıklarını birisi taşırdı. Bader Buday'ı ayarlamıştı sana birisini. Bader Buday'ı da fena. Buna giriyor muyuz?
Ha? Buna girelim, giriyor Isınma mu? Yapalım. Magmaya gidiş. Yine indin mi aşağı? Magmaya indik dayıcım. Allah! Şunu mu attın? Aha. Fark etmez. Hiç fark etmez. Bunları da ısınalım istiyorsan sonra bir tane daha atalım. Tamam bir bak sen. Nasıl bundan önceki hafif miydi çok? Hafifti. Tamam. Atarım kanka. Yani 100'e kadar yolu var burada. Tamam. Bir tane daha atalım. Bir de ne istiyorsan? Atarız. Kaç var şu an burada? 90 mı? Bilmiyorum ki. Ahmet kaç var? 90. 90 mı? Hayır. Bas. Bas. Uf. Güzel. Ananı avradım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bas bir. Bas kanka. Çok iyi be. Çok iyi moruk. Bas. Bas kanka. Bas. Tertemiz. Bas. Bas kanka. Bas moruk. Bas. Var daha. Son bir tane daha. Çok iyi be. Bas bir tane daha. Çok iyi. Aynı mı kalsın? Atabiliriz istiyorsan. Atarsak ben çok fazla yapamam ya. Fark etmez kalsın o zaman. Bizim Emre'yle çektiğimiz Ocean için bir tane mutfak videosu var. İkimiz de böyleyiz bu. Benim surat bak. Benim surat orada ayrı bir şiş kanka. Hani böyle şey gibiyim. Boynum yok. O senin buradan, peak kilo zamanın değil buradan mi? Kafa çıkıyor böyle. Yanaklar böyle. Nefes alamıyorum, falan yapıyorum. O kadar komik ki yani. Suratın var ya, alakası yok şu anda. Şu an ikimiz ikide. Aynen. Diyet face. Alakası yok ya. Kanka orada benim de. Hatta ben sakalımı uzatmıştım. Yanaklar belli olmasın diye. Fena ya. Benimkisi orada çok... Çok iyi dizi yani. Şerif. Ben Portekiz'de biraz bozdum yine şişti de benim de bayağı şeydi. Yok dayı senin o 155 kilo ona göre zaten çok inik yani. Kafan büyüktü onu. Kafan böyle oğlum, davul gibi. Ensem falan böyle kanka bak. Ensem böyle. Böyleyim yani. O kadar kötü ki ya. Ama gene o hale geleceğiz işte. Yapacak bir şey yok. O işin tadı tuzu. O işin tadı tuzu. O süreci geçirmek lazım. Makyajı kanka bu işin. Günde stretch mark çıkıyor. Öyle bir şey var mı ya acaba? Tamam yeni hedefim bu. Öyle mi büyüyeceğim ki yüzünde stretch mark çıkacak. Bas. Gel dersen gelirim. Bas. Haydi. Ey. Oh. Aman aman. Bas. Bir. Bas kanka hadi sen de. Tertemiz çok kuvvetli. Bas. Çok iyi. Bas. Çok iyi moruk bas. Bas kanka. Çok iyi. Çok iyi moruk bas. Bas kanka. Bas dayıcım. Çok iyi be. Daha var mı bunda? Daha var mı? Yeter bence. Tamamdır. Şu an kaç kilosun lan yoktu? Ha? Şu an? 129, 130 falan. Şu an çok iyi duruyorsun bence ya. Hiç tıp ilaç olsa var. Sağlıklı duruyorsun. Bas hadi. Oh. Oh. Omuzlarım acıyor. Bana yüksek mi sence? Yo iyi. İstersen düşür bir tık daha. Tamam.
Fizik yaşı çok değiştiriyor abi. Tabii. Gerçekten. Aynen. Şu an kimse demez yani sana o yaş. Maşallah. Bundan sonra bir de dumbbell shrug yaparız. Triceps atacağım mı? Kafana göre sen nasıl istiyorsun? Benim normalde yok ama atacaksan tamam, sen yok, ben atmam. Uyarım sana. Ben atmam, sen atma. Tamam. Dün yaptım ben. Dumbbell shrug ile barbell shrug arasında bir fark var. Neyi? Dumbbell daha iyi hissediyorum. Tutuş farkı mı? Hissiyat. Ha, dumbbell bence daha iyi hissiyat. Bayağı yukarı, bayağı yukarı kaldırıyor. Çenene falan geçiyor amına. Çeneye geçmiyordur ya. Kafaya eğiyor mu herhalde, ondan öyle geliyor. Çenene geliyor ama. Çenene geliyor yani. Çek, haydi. Tepedeyken böyle kolumu elektrik çarpıyormuş gibi oluyor. Sayısın çok iyi. Çok iyi. Sana çok samimi söylüyorum, 150 kilo halinden daha büyük bir önem var. Ahmet, çeksene kanka. Bayağı kişi çekeceğim ama olsun. Emin oldum. Eyvallah. Tekrardan. Tekrardan. Ne gülüyorsun lan? Boynun öyle kalacak biliyorsun değil mi? İçinde damar var abi. Ananı sikeyim. Etinde damar çıktı. Nerede? Latissimus dorsi'nde damar vardı. Lat. Ananı avradın git. Ananı avradın git. Ya bunu yerden kim kaldıracak şimdi amına? Bismillah. Bari bir acıktım. Ben de. Bir acıktım. Incredible yani. Ne yiyeceksin? Klasik. Ne? Klasik. Tavuk pilav, muz, badem ezmesi. İntiba döner, iki tane yarım dürüm. Klasik anlayışım bu. Klasik, pardon, klasik pizza. Klasik pizza, marketmiş. Pizza da sarmıyor artık ya. Pizzanın dönemi geçti. Fonksiyonel değil bir kere, protein yok içinde. Margarita mı?
Ya margarita, sikkarita ne bileyim abi. Margarita en az et bize bu. Et severen nerede? 20 gram vardır ama. Peynirden gelen 20 gram var. Toplak ha, hamur çıkan falan mı? Ya yok Maruk. Ahmet tamam kardeşim sen pizza ye. Yiyorum abi. Bitmedi mi ya? Ben bir set daha atayım. Suyu idman yaparak vücudumu susuzluğa alıştırdım. Şimdi normal insanlar suyla yapar. Sen ne yapacaksın? Susuz yapacaksın ki anladın mı? Farkını ortaya koyabil. Bunun bir tık üstü antrenman yapmamak. Hanım onlar antrenman yapsın bırak. Trisepsin o kadar büyük ki moruk. Sırtına ekleme gibi duruyor amına koyayım. Triseps mi? Evet. Çalışmıyor. Hayvan gibi trisepsin var ya. Bir tuvalete gideyim. Sıkacağım mı? Yok. Form bakalım. Çişimi yapacağım. Burada bakalım form. İşip gelecek misin? Ananı sikiyim. Bu ne oğlum amına koyayım? Oğlum böyle bir böyle de verebilirsin aslında. Emre bu ne lan? O 10 tane bekar açıyor. Millet 6 tane bulamıyor mu? Dayı bence maşallah ya. Dediğim gibi bu önden kanadı çıktı. Genişledi. Sol kanadı balıkları omuz yukarı kalkıyor. Ha niye? Açıldı efendim. Evet lan kanatların açılmış ama. Bence bayağı bir size farkı var ya. Triceps gibi oluyor trapeziniz. Anlanıyor mu? Fraglı arasında. Var. Rebound'dan dolayı biliyor musun? Kesinlikle rebound'dan dolayı. Rebound'ı çok iyi geçirdiğim için böyle oldu bence. Evet ama damar mamar yok mesela flatlıklar. Çok iyi ya. Bitmiş zaten bu. Yani son yarışacak gibisin. Evet. Şurada biraz. Bakayım. Bu ufak. Şurada şurada. Bu su ya. Çok bir şey yok şimdi herhalde. Bakayım su bu. Burada şey. 3-3 öğün. Bu su var şu an. Peak yapsan o gider zaten dayı. Onun bir şey yok ama. Bence bu iş bitti ama bakayım. Ama hafta sonu bence bir ye yani. Bir gün, iki gün ye. Çok boş şu an. Böyle. Maşallah. İyi ki gün yersen bence sana iyi gelecek dayı. Zaten hazırsın şu an amına koyayım. Bir şey kalmamış. Hazıra yakın aynen. Hazıra yakın yani. Bundan sonra daha fazla kuşlamanın mantığı olmaz ya. Çok fazla. Ben zaten çok da size kaybetmek istemiyorum. Değil mi? Ama size farkı aşikar yani. Rusya ile Prag'la. İşte ribantıyı geçirmenin avantajı mı olur? Sırf ribant, şu an koyduğun ribant da koydu zaten. Ondan sonra evet. PCT yaptın yani. Bir şey koyamamışsındır o dönem. Yok canım, işte ne koyacağım? Dediğim gibi Riband'ı iyi aldık ya. Riband'da çok iyiydin ama. Ne yaptın lan? Oha! Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum, nasıl ananı sikeyim, bu ne lan? Gerçek değil de. Tabi gerçek olmadan aygırı. Oğlum bu ne amına? Brandisi. Oğlum bu ne lan? Brandisi. Böyle olsa zaten direkt Olimpiya amına. Emre Baş, yasaklı forma bu. Bence omuzlarını çok kaldırmadan basarsan daha iyi oluyor kanka. Aynen. Bir tık daha aşağı alsan nasıl olur? Bence daha iyi. Aşağıca latsların daha detaylanıyor sanki. Bilmiyorum sen bilirsin de. Ya o kadar bak. Son iki haftadır, son bir haftadır diyeyim. O kadar çok kuru adam gördüm ki. Ya hele bak Portekiz'de salondayız tamam mı?
Ya millet zaten soyunuyor full ve hepsi yarışmacı. Yani absürt absürt fizikler böyle insan gerçekten referans noktasını o kadar taşıyor ki. Bir nebze iyi. Niye? Çünkü kendini mesela aşağı görüyorsun ya çok. Kuşlayasın geliyor acayip. Heveslendiriyor. O noktadan çok iyi. Ama kanka bir süre sonra da psikoloji bozar ya. Tabii. 2-3 gün gördün eyvallah. Ya bak bir tane klasikçi çocuk gördük tamam Portekiz'de. Baran abi ben yenge falan. Çocuğa bakıyoruz diyoruz ki bu ne ya diyoruz. Bu bir diyoruz tamam mı? Hani bu bambaşka bir şey. Ama başka bir tane görüyoruz. Bak ama fena kanka. Yarışma günü çocuk 6. oldu ama. Düşün. İşte tek başına görmekle olmuyor. Yani. Diğer çocuklar zaten absürttü yani. Yani o çocuk çok iyiydi de. Fena. Ben şimdi buradan yarım saat kardiyo. Sen bir kardiyo at. Öğünü senle atayım mı ben? Olur, olur. Daha iyi olur, daha iyi olur. Ben de hazırlarım ben. Gerçekten sen yapıyor musun? Tavuğa dayı badem ezmesi ve tuz ya. Evet, evet. Müthiş oldu. İşte bizim Portekiz menüsü. Badem ezmesi, tuz, muz. 10 gram badem ezmesini bir de en sona saklıyorum daha fazla yemek için hissiyat olarak. 10 gramı böyle hepsine bir tane değdiriyorsun böyle. Badem ezmesinin garip bir olayı var. Farklı bir tat veriyor. Evet abi. Farklı muzu denemedim de badem ezmesi tavuk akıyor. Muz pilav çok iyi oluyor ya. Badem ezmesi. Potasyum için ben aldım hani. Ben muzu da mikrodalgaya atıyorum bir de. Onu da bir dene bence. Güzel oluyor. Sıcak eriyor böyle. Kanka o şekerleri ama. Olmaz. Antrenman bitti. Bal. Bal mı? Bal da atılıyor bu karışıma. Tabii verir. Biraz off sezon şeyi ol menüsü oluyor ama. Tamam ben aldım 10 gram aldım. Bal da güzel. Bal yenir ya. Ya balı da 10 gram alınca. Zarar gelmez oğlum. Canım daha çok istiyor. Ben o yüzden almıyorum mesela. Benim canım daha çok diyorsun istiyor. Diyorsun ya yemektense hiç yemeyin. Hah. Yiyeceksen 50 gram yiyeceksin dayı. Tupperware sponsor herhalde. Yok. Çeyiz. Çeyizden. Pirinç baldo mu? Pirinç baldo. Jasmine varken niye baldo yiyorsunuz abi? Daha çok şişiyorum. Jasmine bu kadar kalıyor lan. Bir şey o zaman basmati oğlum. Basmati 3 kat su çekiyor. Biliyorum da kanka o da... O yenmiyor be. Hayır yeniyor. Ben basmati çok severim de. Basmati yiyince böyle yememiş gibi oluyorsun ya. Evet. Glisemik yok gibi yok gibi bir şey moruk. Yani sanki hani yemedin onu anladın mı? Su içtin. Ben de tam tersi. Basmati yediğin zaman... Mesela be. Baldo'yu çok suyla yapıyorum basmati gibi. Çekene kadar şey yapıyorum. Hepsini çekmiyor zaten. Lapa oluyor. Baldo iyi ya. Ben de baldo severim. Bir de yok baldo yani. Amerika'da yok mu? Baldi. Jasmine. Amerika'da baldo yoksa ben Amerika'ya taşınmam mesela. İptal. 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 Orada belki de vardı. Uncle yani. Beans var. Uncle Beans miydi? Bir tane hazır pirinç. Öğünün en kötü yönü ne biliyor musun? Onu da yaptık dayıcım. Yapmadığın şey kalmadı. Öğünlerin en kötü yönü ne biliyor musun? Çok çabuk bitiyor birader. Bundan sonra 3 öğün mü kaldı? Yok. Bundan sonra 2. Yani bu 4. Tamam 6. 7'de yersin. 6.30-7'de yersin. Bir de 9. Bir de 9'da yersin. 11.30 yatış. 10.30'da da attı mı melatonin? 11.30'da yok. Zaten açlığı hissetmemek için erken uyuma taktiği. 2 tane salatalıkla 2 tane kapya biberi böyle incecik incecik kesiyor. Ben de onu bir tane yiyorum var ya böyle. Şey gibi sanki yani mesela akşam. Sebzede bir sınır tutuyor musun kendini? Çok yemiyorum kanka. Niye? Gaz mı yapıyor? Yok gaz yapmıyor da. Ben de her şeyi gaz yapıyorum abi. Sebze işi bitti kanka. Sebze artık kim sevmiyor ben onu fark ettim. Eskiden vardı leğen herkes. Leğen yok. Sebze işi kalktı moruk. Doymak için yiyordum. Sebze işi kalktı. O moda bitti. O moda bitti sebze işi kalktı moruk. Kabak arada 2-3 tane yenirseydim. Neyse. Acıktım ama rakıyım. Antrenmanımız bitti. Öğün de bitti. Öğün bittiyse video da bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Göktuğ kardeşimin güzel bir antrenman. Göktuğ'un menüsünde olmayan bir antrenman. Olsun. Baran Reis'le de karşılaştık. O da yarışmadan geldi. Yarışmadan geldik, zaten yarışmaya gideceğiz. Bir daha yarışması var. Aynen. Sıkıntılı mevzular. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. İyi saat. Hoşçakalın.